Küçük Prens, dünyanın en çok okunan kitapları listesinde yıllardır yerini ilk 5 kitap arasında daima koruyan Küçük Prens'in yazarı, ünlü Fransız romancısı Antoine de Saint-Exupéry, 1900 yılında Fransa'nın Lyon kentinde doğdu. Aristokrat bir ailenin oğluydu. 4 yaşındayken babasını yitirdi. Öğrenimini tamamladıktan sonra pilot oldu. İkinci Dünya Savaşı'na havacı olarak katıldı. Savaş yıllarında 1944 yılında görevli olarak bir keşif uçağıyla Korsika'dan havalandı ve bir daha asla geri dönmedi. Uçağıyla beraber kayboldu. Kuşaklar boyu, yani 64 yıl boyunca bu olay araştırıldı. Exupéry'nin kol künyesi 1998 yılında Marsilya açıklarında balıkçı ağlarına takıldı. Araştırmacı denizciler 2000 yılında uçağın enkazını yine Marsilya açıklarında buldular ve bu enkaz 2003 yılında denizden çıkartılabildi. 2008 yılında 88 yaşındayken eski Alman savaş pilotlarından Horst Rippert'in yıllar sonra suskunluğunu bozması ile bu esrarengiz kayboluşun sır perdesi aralandı. Uçağın kayboluşundan 64 yıl sonra Rippert, Exupéry'nin uçağını kendisinin vurduğunu itiraf etti. Küçük Prens'in yazarı, pilot Exupéry öldüğünde henüz 44 yaşındaydı. Ön söz. Leon Welt için. Bu kitabı koskoca bir adama adadığım için küçüklerden beni bağışlamalarını dilerim. Ama önemli bir özürüm var. Şimdiye kadar bu adamdan daha iyi bir başka dostum olmadı. İkinci özürüm de şu. Bu adam her şeyi değerlendirebilir. Çocuklar için yazılmış kitapları bile. Sonra üçüncü bir özürüm daha var. Bu adam Fransa'da oturuyor şimdi. Aç, üstelik açıkta, avutulmak ister. Bütün bu sahip döktüğüm özürler yetmezse ben de kitabımı onun bir zamanki çocukluğuna adarım tabii. Bütün koca adamlar bir zamanlar çocuktular. Gerçi aralarında bunu hatırlayanlara az rastlanır ya. İşte gerekli değişikliği yapıyorum. Çocukluk günlerindeki Leon Welt için. Bölüm 1. 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanını gösteriyordu. Resmin kopyası işte burada. Kitapta şöyle deniyordu. Boğa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamaz, sindirimleri için gerekli 6 ayı uyumakta geçirirler. Orman serüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Resim no. 1. Böyle. Yapıtımı büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki şapkadan da korkulur mu hiç? Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci bir resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyüklere bir şeyi açıklamazsanız olmaz. Resim no. 2. Böyle oldu. Büyükler boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha 6 yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. Resim no. 1 ve resim no. 2'nin uğradığı başarısızlık hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Başka bir iş tutmalıydım. Pilotluğa merak sardım. Dünyanın her yerinde biraz uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadı değil. Bir bakışta Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki bilgisi insana destek oluyor. Hayatım boyunca bir sürü önemli kişiyle bir sürü ilişkim oldu.
Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığımda yanımdan eksik etmediğim resim no biri çıkarıyor, deneyimi uyguluyordum. Gerçekten kavrayışlı biri mi değil mi anlamaya çalışıyordum. Ama hepsinin verdiği karşılık birdi. Şapka. Tabii ben de artık onlara ne boğa ilanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Bridge diyordum, golf, politika, kravat mıravat. Onlar da böylesine aklı başında biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı. Bölüm 2. İşte böyle. 6 yıl önce büyük çöl üstünde uçağım kazaya uğrayana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Uçakta ne makinist ne de yolcu bulunduğundan bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandım. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımda çok çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden 1000 mil uzakta çölde uyudum. Okyanusun ortasında sal üstünde kalmış bir gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf incelik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı varın siz düşünün artık. Ses, lütfen diyordu. Bir koyun çizer misiniz? Ne? Bir koyun çizin bana. Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi uyuşturdum iyice. Her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, eşi görülmedik biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden, modelinden kat kat aşağıdadır. Ama bu benim suçum değil. Büyükler 6 yaşımdayken resim sanatına karşı hevesimi kırmışlardı. Boğa yılanlarının içten ve dıştan görüntülerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenmemiştim. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden 1000 mil uzakta bulunuyordum. Bizim küçükse ne çölde yolunu şaşırmışa benziyordu, ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan bayılacak gibiydi. En yakın yerleşme merkezinden 1000 mil uzakta çölün ortasında kalmış bir çocuk izlenimi de uyandırmıyordu hiç. Dilimi toparlayınca, peki dedim, ne yapıyorsunuz burada? Alçak sesle ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bir koyun çizer misiniz bana? Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeye açtıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden 1000 mil uzakta ve ölümle her an yüz yüze olduğum halde cebimden bir parça kağıt ve bir dolma kalem çıkardım. Tam o sırada şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldi ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı beceremediğimi söyledim. Ne zararı var canım dedi. Bir koyun çiziverin. Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boğa yılanının dıştan görünüşünü. Ama bizimki, yo yo demesin mi? Boğanın içindeki bir fil istemiyorum. Boğa çok tehlikeli bir yaratıktır. File gelince o da çok yer kaplar. Bizim oralarda her şey küçücüktür. Bir koyun istiyorum aslında. Bir koyun çizsene bana. Çizdim koyunu. Resmi iyice inceledi. Olmadı dedi. Bu daha şimdiden çok zayıf hasta bir koyun. Bir tane daha çiz. Ben de bir tane daha çizdim. Dostum tatlı tatlı hoşgörüyle gülümsedi. Sen de görüyorsun ya, bu koyun değil, bal gibi koç. Boynuzlarına baksana. Resmi yeniden çizdim ama yine beğendirememiştim. Aa, bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Şimdi gördüğünüz resmi şişirdim. İstediğin koyun şu sandığın içinde diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırdım. Tam da istediğim gibi oldu. Peki bu koyun çok mu ot yer dersin? Neden sordun? Bizim oralarda her şey çok küçüktür de.
ona kadar ot bulunur canım dedim. Ben sana küçücük bir koyun verdim. Resmin üstüne eğildi. Küçük dedimse, bak bak uyumuş. İşte küçük prensle dostluk kurmam böyle oldu. Üçüncü bölüm. Nereden geldiğini öğrenmem için uzun bir süre geçti. Bana durmadan sorular yağdıran küçük prens benim sorduklarımı duymuyordu sanki. Konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladım her şeyi. Söz gelimi uçağımı ilk gördüğünde uçağımın resmini yapmayayım, çok karışıktır, altından kalkamam, şaşırmıştı. Bu tanesi. Uçar bu, uçak, benim uçağım. Uçabildiğimi öğrenmesinden övünç duymuştum. Ne diyorsun diye haykırdı. Öyleyse gökten indin sen. Evet dedim başımı eğerek. İnanılır şey değil. Ne tuhaf. Küçük prens tatlı bir kahkaha atıverdi. Beni çileden çıkarmıştı bu. Talihsizliğimin ciddiye alınmasını isterim ben. Demek sen de gökten geliyorsun diye ekledi. Hangi gezegendensin bakalım? Birdenbire varlığının gizemli karanlığında bir ışık yakaladım. Hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Karşılık vermedi. Gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten. Ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. Ağzından kaçırdığı başka gezegenler sözü beni nasıl meraklandırmıştı düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dostum, nerelisin sen? Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Hem uslu durursan bir de ip veririm. Koyununun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye bir de kazık veririm. Küçük prens söylediklerime şaşırmıştı. Bağlamak mı? Amma da saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider, kaybolur. Dostum bir kahkaha daha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa, gözünün alabildiğine. Küçük prens ciddi bir sesle, zararı yok dedi. Bizim orada her yer öyle küçüktür ki. Sonra belki biraz da üzüntüyle ekledi. Gözünün alabildiğine de gitsen, pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada. Dördüncü bölüm. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Demek küçük prensin gezegeni olsa olsa ev büyüklüğünde bir yerdi. Ama buna çok şaştım denemez. Çünkü Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs adları verilen büyük gezegenlerin dışında daha yüzlerce gezegen bulunduğunu, bazılarının teleskopla bile güç görülecek kadar ufak olduğunu okumuştum. Gökbilimciler bunlardan birini buldular mı? At yerine bir numara takarlar. Söz gelimi asteroid 325 deyiverirler. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğu konusunda yabana atılamayacak kanıtlarım var. Bu gezegeni bir zamanlar teleskopla bir kez gören biri olmuş. 1909'da bir Türk gökbilimci. Bu konuda hazırladığı raporu Uluslararası Gökbilimciler Kurultayı'na sunmuş. Ama başında fes, ayağında şalvarı var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte. Bereket versin, asteroid B612'nin onurunu kurtarmak için bir dediği dedik Türk önderi tutmuş bir yasa koymuş. Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek. Uymayanlar cezalandırılacaklar. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. Tabii bütün üyeler görüşüne katılmışlar. Bu gezegenle ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam, üstelik numarasını da veriyorsam, bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım, onlara yeni edindiğiniz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş, sormazlar bile.
kaç yaşında derler. Kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor. Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki, kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerde saksılar, çatısında kumrular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi ama 100.000 liralık bir ev gördüm deyin, bakın nasıl, aman ne güzel ev diye haykıracaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki, küçük prensin sevimli oluşu, gülüşü, bir koyun isteyişi var olduğunu gösterir. Bir koyun istiyor, öyleyse vardır. Bunları deseniz de neye yarar? Nasıl olsa omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu söylersiniz, hemen inanırlar. Sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. Çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdır. Oysa bizim gibi hayatı yakından bilen kişiler için sayılar nedir ki? Bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamak isterdim. Yani şöyle. Evvel zaman içinde bir küçük prens varmış. Kendinden bir parmak büyük bir gezegende oturur, hep bir arkadaş ararmış. Hayatı yakından tanıyanlar için böyle bir başlangıcın daha gerçekçi bir havası olurdu. Çünkü kimse kitabımı baştan sağma okusun istemem. Bu anıları kağıda geçirene kadar az mı çektim? Arkadaşım koyununu alıp gideli 6 yıl oluyor. Onu anlatmaya çalışmam unutmak istemeyişimdendir. İnsanın arkadaşını unutması ne acı. Kaldı ki arkadaşı olan kaç kişi var içimizde? Bir gün onu unutursam, gözleri sayılardan başka şey görmeyen büyüklere dönerim. Bu yüzden bir kutu boyayla birkaç tane kurşun kalem aldım. 6 yaşından beri boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerinden başka şey çizmemiş biri için bu yaşta yeniden resme başlamak güç iş doğrusu. Kuşkusuz resimleri asıllarına benzetmek için elimden geleni yapacağım. Başarır mıyım o da ayrı. Bakıyorsunuz bir resim güzel olmuş, öbürü hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da yanıldığım oluyor. Bir yerde uzun olmuş, bir yerde kısa. Giysilerinin renginde de kararsızım. Ne yapalım, idare edip gidiyoruz. Bazı daha önemli ayrıntılarda da yanıldığım olacak. Suç bende değil. Arkadaşım açıklamayı sevmezdi. Beni de kendi gibi sanıyordu belki, kim bilir. Ne yazık ki ben kapalı sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremem. Belki de büyüklere benziyorum biraz. Yaşlandık ne de olsa. 5. Bölüm. Her geçen gün küçük prensin gezegeni, oradan ayrılışı ve yaptığı yolculuk üstüne yeni yeni şeyler öğreniyordum. Onun düşüncelerinden yavaşça sıyrılıp ortaya çıkıyordu bu bilgiler. 3. gün, baobab ağaçlarının başına gelenleri öğrenişimde böyle oldu. Burada koyuna teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çünkü küçük prens büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sormuştu bana. Koyunların küçük bitkilerle beslendiği doğru değil mi? Evet, çok sevindim buna. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden önemli olduğunu anlayamamıştım. Küçük prens hemen ekledi. Demek baobabları da yerler. Küçük prense baobab ağaçlarının küçük bitkiler değil, tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını, hatta yanına bir fil sürüsü de katsa bu sürünün bir tek baobab ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirttim. Fil sürüsü sözü küçük prensi güldürmüştü. Biz de üst üste bindiririz onları, ne yapalım dedi. Ama bilgece taşı gediğine koymaktan da geri kalmadı. Baobablar o boya gelmeden önce küçük değil midirler? Orası öyle ama koyunlar küçük baobabları neden yesin istiyorsun? Apaçık bir gerçeği belirtmeyi gereksiz bulurcasına amma da yaptın dedi. Bu sorunu kendi başıma çözümlemek için büyük çaba göstermem gerekti. Sonunda küçük prensin gezegeninde de öteki gezegenlerde olduğu gibi
iyi bitkilerin yanı sıra kötülerin bulunduğunu öğrendim. İyilerin iyi tohumları, kötülerin kötü tohumları vardı. Ama tohumları kolayca göremezsiniz. İçlerinden biri uyanma hevesine kapılana kadar toprağın derinliklerinde öylece uyurlar. Günü gelince küçük tohum gerinir ve güneşe doğru ürkek, sevimli bir filiz sürer. Bir gül fidanının ya da bir turpun filizi söz konusuysa istediği gibi gelişip serpilmesine karışmasak da olur. Ama kötü bir bitki ise görür görmez kökünden söküp atmalıyız onu. Küçük prensin yurdu olan gezegende korkunç tohumlar da varmış. Baobab tohumları. Bu tohumlar gezegenin yüzeyine dal budak sarmış. Baobab öyle bir bitkidir ki erken davranmazsanız bir daha kolay kolay baş edemezsiniz. Gezegeni baştan başa sarar. Kökleriyle toprağını delik deşik eder. Ya bir de gezegen küçük, baobablar başa çıkılır gibi değilse parçalayıverirler gezegeni. Küçük prens, bu bir düzen meselesidir demişti sonradan. Sabahları kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeninize de aynı şekilde bir çeki düzen vermeniz gerekir. Hiç aksatmadan her gün bütün baobabları söküp atmalısınız. Küçükken gül fidanlarından ayırt edilemeyen bu bitkilerin büyüyerek fark edildikleri anı bıkmadan izlemelisiniz. Oldukça sıkıcı bir iştir bu ama çok kolaydır. Günün birinde güzel bir resim çizsen bari dedi. Çiz de sizin oradaki çocukların kafalarında bunlar iyice yer etsin. Yolculuğa çıktıklarında bu çok işlerine yarar. Kimi zaman bugünün işini yarına bırakmak sakıncalı değildir. Ama baobablar söz konusu olunca felaket eninde sonunda gelir çatar. Bir gezegen bilirim. Tembel bir adam oturuyordu orada. Böyle iki üç küçük bitki görmezden gelmiş. Küçük prensin tanımlamalarına uygun olarak gezegenin şu resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hoşlanmam ama baobab tehlikesi öyle az biliniyor. Bir gezegende yolunu yitiren kimselerin karşılaştıkları güçlükler öyle büyük oluyor ki dayanamayıp bir kerecik bu kuralımı bozacağım. Çocuklar diyeceğim, baobablara dikkat. Benim gibi öteden beri bir şey bilmeden tehlikeye sürtünerek geçen dostlarımı uyarmak için bunca çalıştım ve yaptım resmi. Bu yolla vermek istediğim öğüt zahmete değerdi doğrusu. Belki de soracaksınız bana, neden bu kitapta baobab resimleri gibi büyük, etkileyici başka resimler yok diye. Karşılık vermek hiç de güç değil. Çok uğraştım ama ötekiler başarılı olmadı. Baobab ağaçlarını çizerken bir sorumluluk duygusuyla doluydum. Kendimi aşmıştım. 6. Bölüm. Ah ah küçük prensim. Senin o üzünç dolu küçük hayatını yavaş yavaş anladım böylece. Gün batımındaki tatlılık uzun bir süre tek avuntun olmuştu. Bu ayrıntıyı 4. gün öğrendim. Ne demiştin bana o sabah? Gün batımını çok seviyorum. Hadi gidip bir gün batımını görelim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batışını. Önce ne şaşmıştın. Sonra da kendi kendine gülmüştün. Demiştin ki bana, kendimi hep bizim oralarda sanıyorum. Öyle ya, Amerika'da öyleyken Fransa'da günün batmakta olduğunu bilmeyen yoktur. Fransa'ya bir dakika içinde uçabilirsiniz, gün batımına yetişebilirsiniz. Ne yazık ki Fransa çok uzak bir ülke. Ama sen küçük gezegeninde iskemleni şöyle bir kımıldatsan oldu bitti. Güneşin batışını, alacakaranlığın çöküşünü artık görebildiğin kadar. Demiştin ki, günde tam 44 tane gün batımı gördüğüm olmuştur. Sonra da eklemiştin. Biliyor musun, insan üzgün olunca gün batımının tadına daha iyi varıyor. Demek sen 43 gündür pek üzgündün. Küçük prens buna karşılık vermedi. 7. Bölüm. Küçük prensin gizini 5. gün çözebildim. Her zaman olduğu gibi bunu yine koyuna borçluyum. Birdenbire
uzun bir süre sessizlik içinde biriktirilmiş bir sorunu ortaya koyar gibi hazırlıksız soru vermişti. Koyun küçük bitkileri yerse çiçekleri de yiyecektir değil mi? Koyun ne bulursa yer. Dikenli çiçekleri de mi yani? Tabii, dikenlileri de. Peki, dikenler neye yarıyor öyleyse? Bilmiyordum. O sıra motorumun sıkışmış bir vidasını gevşetmeye çabalıyordum. Uçağımın durumu hafife alınır cinsten değildi. Bu yüzden tasalar içerisindeydim. Öte yandan içme suyum da bitmeye yüz tuttuğundan başıma gelecekleri korkuyla bekliyordum. Dikenler neye yarar? Küçük prens bir soru sorsun, karşılığını alıncaya kadar susmuyordu. Benimse vidaya takılmıştı aklım. Gelişi güzel konuştum. Dikenler hiçbir şeye yaramaz. Çiçeklerdeki kötülüğün belirtisidirler. Ne? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra küçük prens bir çeşit hınçla patladı. İnanmıyorum sana. Çiçekler zavallı yaratıklardır. Kötülük nedir bilmezler. Ellerinden geldiğince kendilerine güvenmeye çalışırlar. Dikenlerine bakıp bakıp güçlü olduklarını sanırlar. Karşılık vermedim. O sırada başka bir hava çalıyordum. Şu vida diretirse diyordum, bir çekiç vuruşuyla söküp atacağım. Küçük prens düşüncelerimi yeniden dağıttı. Yani sen diyorsun ki çiçekler yeter diye haykırdım. Hayır, hayır. Bir şey dediğim yok. Gelişi güzel söylemiştim demin. Görmüyor musun? Önemli işlerle uğraşıyorum. Duyduklarına inanamamış gibi yüzüme baktı. Önemli işler ha? Elimde çekiç, parmaklarım yağdan kapkara, kendisinin bunca çirkin bulduğu bir nesnenin üstüne eğilmiş dururken yukarıdan aşağı süzdü beni. Tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun. Bu sözler beni biraz utandırmıştı. O ise acımadan sözünü tamamladı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Karma karışık ediyorsun. Gerçekten çok öfkelenmişti. Pırıl pırıl saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bir gezegen görmüştüm. Kırmızı suratlı biri yaşıyordu orada. Bir kerecik olsun çiçek koklamamış. Hiç yıldız görmemiş, hiç kimseyi sevmemiş. Sayıları toplamaktan başka bir şey yapmamış hayatında. Yine de bütün gün senin gibi önemli bir adamım ben. Ciddi adamım der dururdu. Gururundan yanına varılmazdı. Adam değil, mantarın tekiydi. Neyin tekiydi? Mantarın. Küçük prensin öfkeden yüzünün rengi atmıştı. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Yine de milyonlarca yıldır koyunlar onları yer. Şimdi çiçeklerin bunca güçlüye göğüs gerip hiçbir işe yaramayacak dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak önemli değil mi sence? Koyunlarla çiçekler arasındaki savaş önemli değil mi? Kızarık suratlı şişko bir bayın toplama işlemlerinden daha mı az önemli? Ya ben kendi gezegenimden başka hiçbir yerde yetişmeyen, eşine rastlanmadık bir çiçek tanıyorsam ve günün birinde ne yaptığını bilmeyen bir koyun onu bir lokmada yutuverirse sence önemli değil mi bu? Kıpkırmızı kesilmişti. Sevdiğiniz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bile bulunsa yıldızlara bakmak mutluluğumuz için yeterlidir. Çiçeğim işte şunlardan birinde deriz kendi kendimize. Ama bir de koyunun çiçeği yediğini düşünün. Bütün yıldızlar bir anda kararmış gibi gelir. Bu mu önemli değil? Arkasını getiremedi. Hıçkırıklar boğazına tıkamıştı. Gece iniyordu. Aletleri attım elimden. Artık çekicin, vidanın, susuzluğun ya da ölümün ne önemi vardı ki? Yıldızın birinde, bir gezegende, benim gezegenimde, dünyada avutulmak isteyen bir küçük prens vardı şimdi. Onu kollarıma aldım. Dedim ki, sevdiğin çiçeğe bir şey olmayacak. Bir tasma çizerim koyunun için. Çiçeğin içinde bir çit çizerim. Sonra ne diyeceğimi kestiremiyordum. Kendimi çok beceriksiz buluyordum. Ona nereden yaklaşılır, nasıl ulaşılır
Bilemiyordum. Ne kavranılmaz bir yer şu gözyaşı ülkesi. Bölüm 8. Çok geçmeden o çiçeği daha iyi tanıdım. Küçük prensin gezegeninde çiçekler gösterişsiz, yalnız bir dizi taç yaprakla donanmış oluyorlardı. Yer kaplamıyorlar, kimseyi tedirgin etmiyorlardı. Bakıyorsunuz bir sabah otlar arasında beliriyor, akşama kalmadan usulca sönüp gidiyorlardı. Küçük prensin çiçeği günün birinde bilmediği bir yerden rüzgarın önüne katılıp gelen bir tohumdan sürmüştü. Küçük prens gezegenindeki öbür filizlere benzemeyen bu filizi çok yakından izlemişti. Yeni bir baobab türü de olabilirdi çünkü. Ama filiz bir süre sonra boy atmayı durdurdu. Çiçek vermeye hazırlandı. Koca bir tomurcuğun oluşmasına tanıklık eden küçük prens bunda doğaüstü bir güzelliğin saklanmış olduğunu sezinledi. Nedir ki çiçecik güzelliği için gerekli hazırlıkları yeşil odasının çatısı altında tamamlamakla yetiniyordu. Kılığı kırk yararak seçiyordu renklerini. Uslu uslu süsleniyordu. Taç yapraklarını teker teker takıştırıyordu. Öyle herkesin bildiği gelincikler gibi buruşuk giysilerle çıkmak istemiyordu ortalığa. Göz alıcı güzelliğini eksiksiz sunmak istiyordu. Ne demeli? Gösteriş meraklısının biriydi işte. Kısaca gizemli hazırlığı günlerce sürdü. Ve bir sabah tam gün doğarken püskürüverdi birdenbire. Bunca titizlenmeden sonra esneyerek ''Daha tam uyanmış değilim'' demesin mi? Kusuruma bakmayın. Yapraklarımı bile iyice toparlayamadım daha. Küçük prens onu çok beğendiğini gizleyemedi. ''Ne kadar güzelsiniz!'' ''Ya!'' dedi çiçek tatlı bir sesle. ''Güneşle aynı anda doğduk da.'' Küçük prens anladı ki karşısındaki pek alçak gönüllü bir çiçek değil. Ama iyiden iyi etkilenmişti. ''Sanırım kahvaltı saatindeyiz.'' dedi çiçek. ''Bana bir şeyler getirebilir misiniz?'' Şaşkına dönen küçük prens koşup bir ibrik taze su getirdi. Çiçeği suladı. Çiçeğin bu gereksiz çalımı gücüne gitmişti küçük prensin. Dayanılacak gibi değildi. Söz gelimi bir gün dört dikeninden söz ederken şöyle demişti. ''Bende bu dikenler varken bütün kaplanlar pençelerini bileyip gelsinler bakalım.'' ''Bu gezegende kaplan yoktur.'' dedi küçük prens. ''Hem kaplanlar ot yemez ki zaten.'' ''Ben ot değilim.'' diyerek gülümsedi çiçek. ''Çok özür dilerim. Ben kaplanlardan filan korkmam. Ama rüzgar deyince iş değişir. Bakın rüzgardan ötüm kopar. Beni rüzgardan koruyacak bir şeyiniz var mı acaba? Söz gelimi bir paravan.'' Bir bitkinin rüzgardan korkması olacak iş değil diye düşündü küçük prens. Bu çiçekten bir şey anlamadım. Gece fanusa koyarsınız beni. Burası çok soğuk, iyi bir yer değil. Benim geldiğim ülkede... Ama sözünü bitirmedi. Çünkü tohum olarak gelmişti. Başka dünyaların nasıl olduğunu bilemezdi. Söylediği zararsız yalan yakalanınca 2-3 kez öksürdü ve küçük prensi suçlamak için sözü çevirdi. ''Bir paravan istemiştim sizden. Gidip getirecektim, siz lafa tuttunuz.'' Üste çıkıp küçük prensi incitmek için daha hızlı öksürmeye başladı. Bu olaydan sonra küçük prens sevgisindeki iyi niyete karşın çok geçmeden kuşkulanmaya başladı ondan. Önemsiz sözlerinden alınmış ve büyük bir mutsuzluğa düşmüştü. Bir gün ona kulak vermemeliydim diye açıldı bana. Çiçeklere hiç kulak vermemek gerek. Onlar görülmek ve koklanmak içindir. Benimkinin güzel kokusu gezegenin dört bir yanına yayılmıştı. Ama ondaki güzellikten kendime bir sevinç payı çıkaramadım. Oysa beni öylesine öfkelendiren şu pençe olayını sevecenlikle karşılamam gerekirdi. Sonra şunları ekledi. Zaten ben hiçbir şeyin gerçeğine varamadım şimdiye kadar. Yargılarımı sözlere değil, davranışlara göre ayarlamalıydım. İşte ne güzel koku ve ışık saçıyordu bana. Onu yüzüstü bırakmam yakışık alır mıydı? Suçsuz zavallı hesaplarının ardındaki inceliği kestirmeliydim. Çiçekler öyle değişkendir ki,
Ama ben Çiçeğimi gereğince sevmek için çok küçüktüm o sıralar. 9. Bölüm. Sanırım kaçarken bir yaban kuşu sürüsünün göçünden yararlanmıştı. Ayrılış sabahı gezegenini derleyip topladı. Yanardağlarının lavlarını büyük bir titizlikle süpürdü. Zaten püskürür halde iki yanardağ vardı. Sabah kahvaltısını ısıtmaya yetiyor ve artıyordu bunlar. Bir de sönmüş yanardağ vardı. Ama ne olur ne olmaz diyerek onu da süpürdü. Çünkü iyi temizlenmiş yanardağlar püskürmeden yavaş ve düzenli bir şekilde yanarlar. Volkanik püskürmeler ise ocaktaki alevler gibidir. Dünyamızdaki bütün yanardağları süpürmek biz insanların harcı değildir tabii. Başımıza dert olmaları bundandır. Küçük Prens son baobab sürgünlerini sökerken içlenmişti. Bir daha geri dönemeyeceğini sanıyordu. O sabah bugündelik işler ne kadar tatlı geliyordu. Çiçeği son bir kez sulayıp fanusu üstüne koyduğu sırada dokunsanız ağlayacak gibiydi. Hoşça kal dedi çiçeğe. Çiçekte ses yok. Hoşça kal dedi yine. Çiçek öksürdü. Ama nezle olduğundan değil. Budalalık ettim. Bağışla beni. Mutlu olmaya çalış. Sistemsiz konuşması şaşırtmıştı küçük prensi. Elinde çiçeğin camdan evi öylece kalıverdi. Bu tatlı uysallığı nedenini kavrayamamıştı. Sevmez olur muyum seni? Sevgimi anlamadınsa suç bende. Hem ne önemi var? Ama sen de az alıklık etmedin. Hadi mutlu olmaya çalış. Şu fanus da kalsın. İstemiyorum artık. Ya rüzgar? O kadar da üşütmedim canım. Serin gece havası iyi gelir. Ne de olsa bir çiçeğim. Ya hayvanlar? Kelebeklerle dostluk kurmak istediğime göre 2-3 tırtılın kahrını çekeceğim elbet. Kelebeklerin çok güzel olduğu öteden beri söylenir. Zaten başka kim gelir yanıma? Sen uzakta olacaksın. Büyük hayvanlara gelince hiçbirinden korkmuyorum. Benim de pençelerim var. Bunu söylerken saf saf 4 dikenini gösteriyordu. Oyalanma artık. Bir kez koymuşsun aklına gitmeyi. Çık ve git. Küçük prensin kendisini ağlarken görmesini istemiyordu. Çok gururlu bir çiçekti. 10. Bölüm. 325, 326, 327, 328, 329 ve 330. asteroitlerin dolaylarında bulunuyordu. Kendini eğitmek ve boş zamanını değerlendirmek için onlara uğramaya karar verdi. İlk asteroitte bir kral vardı. Bu kral kürklü ve kırmızı giysiler içinde süssüz ama görkemli bir tahta kurulmuştu. Küçük prensin geldiğini görünce işte bir uyruk diye bağırdı. Küçük prensin tuhafına gitmişti. Allah Allah, beni daha önce hiç görmemişken nasıl tanıdı? Bilmiyordu ki krallar için dünya çok basittir. Onların gözünde herkes uyruktur. Sonunda krallık edecek birini bulduğu için böbürlenen kral, yaklaş bakalım dedi. Yaklaş da daha iyi göreyim seni. Küçük prens gözleriyle oturacak bir yer aradı. Ama o müthiş kürk bütün gezegeni kaplamıştı. Ayakta kaldı tabii, yorgun olduğu için de esnedi. Bir kralın önünde esnemek görgü kurallarına aykırıdır dedi kral. Bir daha tekrarlanmasın. İstemeden oldu, kendimi tutamıyorum dedi küçük prens utançla. Uzun bir yoldan geliyorum, hiç uyumadım da. Öyleyse esnemeni buyuruyorum. Yıllardır esneyen birini görmedim. Bayağı merak ediyorum şu esneme denen şeyi. Hadi bir daha esne. Bu bir buyruktur. Korkarım esneyemeyeceğim. Küçük prens utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Hmm dedi kral. Öyleyse bazen esne, bazen de sözlerini birbirine karıştırdı. Canı sıkılmışa benziyordu. Çünkü kralın asıl istediği otoritesine saygı gösterilmesiydi. Karşı gelinmesini hoş görmezdi. Mutlak bir kraldı. Bununla birlikte iyi bir adam olduğu için hep akla yakın buyruklar verirdi. Eğer ben bir generale diye örnek gösterirdi. Eğer bir generale bir martı olmasını buyurursam, sözü edilen general de dediğimi yapmazsa
Suç onun değil, benimdir. Oturabilir miyim diye sordu küçük prens ürkek bir sesle. Oturmanı buyuruyorum dedi kral. Kürkünün ucunu azıcık çekti. Küçük prensin aklı almıyordu. Gezegen küçücüktü. Neyi yönetebilirdi bu kral? Majeste dedi, bir şey soracağım, beni bağışlayınız. Bana bir şey sormanı buyuruyorum. Majesteleri neyi yönetiyorlar? Her şeyi dedi kral, büyük bir alçak gönüllülük içinde. Her şeyi mi? Kral kendi gezegenini, öbür gezegenleri ve bütün yıldızları gösterdi. Bütün bunların hepsini mi dedi küçük prens? Bütün bunların hepsini. Çünkü yalnız mutlak bir kral değil, evrensel bir kraldı da. Yani yıldızlar da size boyun eğiyor. Ne sandın? Bir dediğimi iki etmezler. Kargaşaya izin vermeyen bir kralım ben. Küçük prens kralın gücüne hayran olmuştu. Kendisinde de böyle bir güç olsaydı neler istemezdi? Önce aynı günde ve iskemlesini hiç kımıldatmadan sadece 44 değil, belki 72, hatta 100, hatta 200 kez gün batımı görmeyi buyururdu. Bırakıp geldiği küçük gezegenin anısı hüzün vermişti ona. Bir gün batımı görmek isterdim. Acaba lütfeder misiniz? Güneşe batması için buyurur muydunuz? Bir generale kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını ya da bir trajedi yazmasını ya da martı olmasını buyursaydım, o general de aldığı buyruğu yerine getirmeseydi suç kimde olurdu? Onda mı, bende mi? Majestelerinde olurdu dedi küçük prens korkusuzca. Tamam, herkesten verebileceği kadarını istemeliyiz. Otorite her şeyden önce sağduyuya dayanmalıdır. Sen kalkıp halkına kendilerini denize atmalarını buyurursan ihtilal çıkar. Benim verdiğim buyruklar akla yakın oldukları için yerine getirilmelerini istemek hakkımdır. Bir sorduğunu bir daha asla unutmayan küçük prens, peki gün batımı ne olacak diye tekrarladı. İstediğin gün batımına kavuşacaksın. Bu konuyla ilgileneceğim. Ama yönetme biliminin yasaları gereğince koşulların uygun düşeceği bir zamanı kollayacağım. O zaman ne zaman? Dedi kral. Büyük bir takvimi inceledikten sonra dileğin bu akşam tam 7.40'da yerine getirilecektir. Böylelikle otoritemin ne kadar kesin olduğunu da göreceksin. Küçük prens esnedi. Kaçırdığı gün batımına yanıyordu. Üstelik biraz canı sıkılmaya başlamıştı. Krala, artık burada yapacak şey kalmadı. Yola çıksam daha iyi dedi. Kendine bir uyruk bulduğu için bayağı gururlanmış olan kral, gitme dedi, gitme. Seni bakan yaparım. Ne bakanı? Adalet bakanı. Ama burada yargılanacak kimse yok ki. Ne biliyoruz? Daha bütün krallığımı dolaşmış değilim. Burada saltanat arabasına yer yok. Yaşlıyım. Yürümek yoruyor beni. Gezegenin öbür köşesine bir daha göz atmak için başını çeviren küçük prens, ben her yeri gördüm dedi. Kimsecikler yok. O zaman sen de kendini yargılarsın. En gücü de budur zaten. Kendini yargılamak, başkalarını yargılamaktan çok daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir. Ben kendimi nerede olsa yargılarım. Bunun için buraya yerleşmem gerekmez. Dedi kral. Gezegenimin sınırları içinde yaşlı bir farenin yaşadığını gösterir bir sürü kanıt var elimde. Geceleri sesini duyuyorum. Onu yargılarsın. Ara sıra ölüm cezası verirsin ona. Senin adaletinin pençesinde kalır. Ama tutumlu davranmalı. Her seferinde onu bağışlamalısın. Çünkü yargılanacak bir o fare var elimizde. Ben ölüm cezası vermekten hoşlanmam. En iyisi kalkıp gitmeli. Olmaz dedi kral. Yol hazırlığını tamamlayan küçük prens yaşlı kralı incitmek istemiyordu. Majesteleri buyruklarına elifi elifine uyulmasını istiyorlarsa akla yakın bir buyruk versinler. Söz gelimi bir dakika içinde buradan gitmemi buyursunlar. Sanırım koşullar uygundur. Kral karşılık vermeyince küçük prens önce durakladı bir. Sonra bir solukta yola düzüldü.
Kral ise ardından "Seni elçi yapıyorum" diye haykırdı. Didiği didik biri olduğu belliydi. Büyükler çok garip oluyor diye düşündü küçük prens. Yolculuğu boyunca da hep bunu düşündü. 11. Bölüm. İkinci gezegende kendini beğenmişin biri vardı. Küçük prensi uzaktan görür görmez haykırdı. İşte hayranlarımdan biri. Kendini beğenmişlerin gözünde herkes bir hayrandır. Günaydın dedi küçük prens. O nasıl şapka başınızdaki? Selam şapkası. Bana alkış tutanları bununla selamlarım. Ne yazık ki buralara uğrayan yok. Ya demişti küçük prens. Anlayamamıştı. Ellerini çırparsan görürsün. Küçük prens ellerini çırptı. Bunun üstüne kendini beğenmiş, alçak gönüllü bir tavırla şapkasını çıkararak selam verdi. Burası kralın gezegeninden daha eğlendirici diye düşündü küçük prens. Ellerini yeniden çırptı. Biriki yeniden şapkasını çıkararak selam verdi. Alkışlama ve selamlama işlemi 5 dakika sürdü. Küçük prens bu törenin tek düzeliğinden sıkılmıştı. Sordu. Peki o şapkayı düşürmek için ne yapmamız lazım? Kendini beğenmiş duymadı bile. Çünkü kendini beğenmişler yalnız övgüleri dinlerler. Sen gerçekten bana hayran mısın, değil misin? Hayran olmak ne demek? Hayran olmak benim bu gezegenin en yakışıklı, en iyi giyinen, en zengin ve en zeki adamı olduğuma inanmak demektir. Ama bu gezegende senden başka kimse yok ki. Canım, hatırım için hayran oluver gitsin. Küçük prens omuzlarını hafifçe silkerek, peki, hayranım ama bunca üstelemenin nedenini anlayamadım. Sonra yola koyuldu. Büyükler gerçekten çok tuhaf oluyor diye düşündü yol boyunca. 12. Bölüm. Vardığı gezegende bir sarhoş oturuyordu. Orada az kaldı ama büyük bir kedere kapıldı. Dizi dizi boş ve dolu şişeler arasında ses etmeden duran sarhoşa sordu. Burada ne yapıyorsun? İçiyorum diye karşılık verdi sarhoş. Sesi hüzünlüydü. Niçin içiyorsun? Unutmak için. Onun durumuna üzülmeye başlayan küçük prens, neyi unutmak için diye sordu. Sarhoş başını önüne eğerek içini döktü. Utancımı unutmak için. Neden utanıyorsun? Küçük prens ona yardım etmek istiyordu. Ama sarhoş kesin bir sessizliğe gömülerek konuyu kapadı. İçmekten utanıyorum. Küçük prens iyice şaşırmıştı. Oradan uzaklaştı. Büyükler gerçekten çok çok tuhaf oluyor diye düşündüğü yol boyunca. 13. Bölüm. 4. gezegenin sahibi bir iş adamıydı. Başı öyle kalabalıktı ki bu adamın küçük prens gelince aldırmadı bile. Günaydın dedi bizimki. Bakın sigaranız sönmüş. 3, 2 daha 5, 5, 7 daha 12, 12, 3 daha 15, günaydın. 15, 7 daha 22, 22, 6 daha 28, kibrit çakacak vaktim yok. 26, 5 daha 31, öf, yani 501.622.731 ediyor. 500 milyon ne? Sen daha gitmedin mi? 501 milyon. Kesme. İşim başımdan aşkın. Ciddi bir adamım ben. Öyle saçma sapan şeylerle uğraşamam. 2, 5 daha. Bir soru sordu mu? Karşılığını alıncaya kadar susmayan küçük prens tekrarladı. 501 milyon ne? 54 yıldır bu gezegende otururum. Yalnız 3 kez işime ara vermek zorunda kaldım. 22 yıl önce ne idüğü belirsiz biri gelmişti buraya. Kopardığı yaygara
benim için tam 4 tane toplam yanlışına patladı. 11 yıl önce romatizmalarım tutmuştu. Bir de o zaman çalışmaya ara verdim. Yeterince hareket etmiyorum. Gezinecek vaktim yok. Ciddi bir adamım ben. 3. kez de sen geldin işte. Ne diyordum? 501 milyon. Milyon ne? Kurtuluş yolu olmadığını anlayan iş adamı, ara sıra gökte gördüğümüz küçük şeylerden 501 milyon tane. Sinek mi? Yok canım, şu parlayan küçük şeyler var ya. Arı mı? Hayır. Tembel insanlara türlü düşler kurduran şu küçücük sarı şeyler. Ama ben ciddi bir adamım. Öyle düş filan kuracak vaktim yok. Ha, yıldızları diyorsun. Evet evet, yıldızlar. Peki 500 milyon yıldızı ne yapacaksın? 501 milyon 622 bin 731. Ciddi bir adamım ben. Hesabım şaşmaz. Ne yapıyorsun bu yıldızları? Ne mi yapıyorum? Hiç. Sahibim onlara. Yıldızların sahibi sensin demek. Evet. Ama ben bir kral görmüştüm. O, krallar sahip olmazlar. Yönetirler. Ayrı ayrı şeyler bunlar. Yıldızların senin olması neye yarıyor? Zengin olmama yarıyor. Zengin olman neye yarıyor? Yeni yıldızlar bulununca onları satın almama yarıyor. Sözün burasında küçük prens, bunun kafası da tıpkı benim sarhoşumki gibi çalışıyor diye düşündü. Yıldızlara nasıl sahip olunabilir? İş adamı iyiden iyiye alınmıştı. Yıldızlar kimin? Ne bileyim ben, hiç kimsenin. Öyleyse benim. Çünkü bunu ilk akıl eden ben oldum. Senin demekle senin oluyor mu? Tabii. Sahipsiz bir elmas bulursan senin olur. Sahipsiz bir adada. Bir düşünce ilk senin aklına gelse beratını alırsın. Senin olur. Benimki de öyle. Benden önce kimse yıldızlara sahip olmayı akıl edemediğine göre yıldızlar benimdir. Doğru. Ama ne yapıyorsun onları? Hepsini düzene koyuyorum. Sayıyorum, yine sayıyorum. Güç bir iş. Çok önemli işler yapan bir adamım ben. Küçük prens daha öğreneceğini öğrenmiş değildi. İpek bir atkım olsaydı, boynuma dolar nereye gitsem yanımda götürebilirdim. Bir çiçeğim olsaydı, koparır yakama takabilirdim. Ama sen gökteki yıldızları koparamazsın ki. Koparamam. Ama bankaya yatırabilirim. O da ne demek? Şu demek. Yıldızlarımın sayısını bir kağıt parçasına yazarım. Sonra kağıdı bir çekmeceye koyar, çekmeceyi kilitlerim. Hepsi bu. Eğlenceli iş diye düşündü küçük prens. Pek şairane ama önemli denemez buna. Önemli şeyler konusunda küçük prensin görüşleri büyük derinkinden apayrıydı. Söz gelimi, benim her gün suladığım bir çiçeğim var. Her hafta süpürdüğüm 3 tane de yanardağım var. Sönmüş olanı bile süpürüyorum. Ne olur ne olmaz. Bu yaptıklarımla yanardağlarıma ve çiçeğime yararlı oluyorum. Sense yıldızlar için yararlı değilsin. İş adamı ağzını açtı ama söyleyecek laf bulamadı. Küçük prens yolculuğuna geri döndü. Büyükler tepeden tırnağa olağanüstü kişiler diye düşündü yol boyunca. 14. bölüm. 5. gezegen çok ilginçti. Şimdiye dek gördüklerinin en ufağıydı. Üstünde ancak bir sokak feneriyle bekçisine yer vardı. Küçük prens gökyüzünün bir noktasında üstünde ne insan ne de ev bulunan küçücük bir gezegende şu sokak feneriyle bekçisinin ne işe yaradığını kestirememişti. Yine de kendi kendine bu adam çılgın belki ama kraldan da kendini beğenmişten de iş adamından da sarhoştan da daha az çılgın. Hiç değilse işinin bir anlamı var. Fenerini yakınca bir yıldız doğdurmuş, bir çiçek açtırmış gibi oluyor. Söndürünce o yıldız, o çiçek uykuya dalıveriyor. Ne güzel bir uğraş. Güzel olduğu için gerçekten yararlı. Gezegene ayak basar basmaz bekçiyi
saygıyla selamladı. Günaydın. Fenerini niçin söndürdün? Yönetmelik böyle. Günaydın. Nasıl? Yönetmeliğe göre fenerimi söndürüyorum. İyi akşamlar. Feneri yerinden yaktı. Peki neden yine yaktın? Yönetmelik böyle. Anlayamıyorum. Anlayacak bir şey yok ki dedi bekçi. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Fenerini söndürdü. Kırmızı kareli bir mendille alnını sildi. Sonra lanet bir iş bu benimki. Eskiden akıl ererdi. Sabah söndürür, akşam yakardım. Günün geri kalan saatlerinde dinlenir, gecenin geri kalan saatlerinde uyurdum. O zamandan bu yana yönetmelik değişti mi? Yönetmelik değişmedi. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her yıl daha hızlı dönmeye başladı. Yönetmelik ise yerinde saydı. Sonra? Şimdi gezegen dakikada bir dönüş yapıyor. Dinlenmeye bir saniye vaktim kalmıyor. Dakikada bir kez yakıp söndürüyorum. Amma da işa. Bu gezegende günler bir dakika sürüyor demek. O kadarla kalsa iyi. Biz şurada konuşurken bir ay geçti. Bir ay mı? Evet. 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Feneri yeniden yaktı. Küçük prens baktı baktı ve yönetmeliğe bunca bağlı kalan bu bekçiye karşı içinde bir sevgi duydu. Bir zamanlar iskemlesini bir kımıldatışta gün batımları gördüğünü anımsadı. Dostuna yardım etmek istedi. Bak dedi, sana istediğin zaman dinlenebilmenin yolunu göstereceğim. Ben hep dinlenmek isterim dedi bekçi. Bir insan hem işine bağlı hem tembel olabiliyor anlaşılan. Küçük prens açıklamaya koyuldu. Senin gezegenin öyle küçük ki 3 adımda çevresini dolanırsın. Hep güneş alan yerde kalabilmek için çok yavaş yürümen yeter. Dinlenmek istediğin zaman hızlı yürürsün. Gündüzler dilediğin kadar uzar. Benim için bu bir çözüm yolu olamaz. Çünkü hayatta asıl sevdiğim şey uyumaktır. Ne yapalım? Şansın yok dedi küçük prens. Ne yapalım? Şansım yok dedi bekçi. Günaydın. Feneri söndürdü. Yol boyunca küçük prens, şu zavallıyı, kral da, kendini beğenmiş de, sarhoş da, iş adamı da görseler küçümserlerdi. Oysa içlerinde bana gülünç gelmeyen yalnız o. Belki kendi dışında bir şeyle uğraştığından. İçini çekerek kendi kendine dedi ki, içlerinde arkadaş olabileceğim tek insan oydu. Ama gezegeni o kadar küçüktü ki iki kişi almazdı. Küçük prensin kendini açıklamaktan kaçındığı bir şey daha vardı. Bu gezegenden ayrılırken 24 saatte 1440 gün batımını kaçırdığına yanıyordu asıl. 15. Bölüm. 6. gezegen bir öncekinden 10 kat daha genişti. Kocaman kocaman kitaplar yazan yaşlı bir beyefendi vardı orada. Küçük prensin geldiğini görünce haykırdı. Bir kaşif geliyor. Küçük prens masanın üzerine oturdu. Sık sık soluyordu. Kaç gündür yollardaydı? Yolculuk nereden diye sordu yaşlı beyefendi. Küçük prens de sordu. Bu koca kitap ne? Burada ne yapıyorsunuz? Coğrafyacıyım ben. Coğrafyacı ne demek? Coğrafyacı, denizlerin, ırmakların, kentlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen bilgine denir. Ne ilginç. Sonunda gerçek bir meslek adamına rastlayabildik. Coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Böylesine görkemli, göz alıcı bir gezegen daha önce hiç görmemişti. Gezegeniniz çok çok güzel. Okyanusları var mı? Bir şey diyemem. Ya, küçük prens beklediğini bulamamıştı. Peki dağları? Bir şey diyemem. Kentleri, ırmakları, çölleri? Ona da bir şey diyemem. Hani siz coğrafyacıydınız? Evet, ama kâşifim dememiştim. Gezegenimde tek kâşif yok. Kentleri, ırmakları, dağları, denizleri, okyanusları ve çölleri bulup çıkarmak
coğrafyacının görevi değildir ki. Coğrafyacının gezinecek vakti yoktur. Masanın başından ayrılamaz. Kâşifler ayağına gelirler ve onlara sorular sorar. Yolculuk anılarını not eder. Bunlardan birinin anılarını ilginç görürse, o kâşifin dürüstlüğü konusunda soruşturma yapar. Neden? Çünkü yalancı bir kâşif, coğrafya kitaplarının başına neler neler getirir. Çok içki içen kâşifler için de aynı durum söz konusudur. O neden? Çünkü sarhoşlar teki çift görür. Diyelim bir yerde tek dağ var. Coğrafyacı iki dağ var diye not edecektir. Bir tanıdığım var dedi küçük prens. O olsaydı çok kötü bir kâşif olurdu. Bu mümkün. Ne diyordum? Kâşifin dürüstlüğü ortaya çıkınca bu kez keşfi için soruşturma yapılır. Oraya mı gidiliyor? Yok canım, daha kolayı var. Kâşiften kanıt göstermesi istenir. Söz gelimi büyük bir dağ keşfedilmişse oradan büyük kayalar söküp getirmesi gerekir. Coğrafyacı birden coştu. Sen çok uzaklardan geliyorsun. Kâşifsin. Artık gezegenini anlatırsın bana. Ve kayıt defterini açarak kalemini yonttu. Kâşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle geçirilir deftere. Mürekkeple işlemeden önce kâşifin kanıtlarını sunması beklenir. Dedi coğrafyacı umutla. Bizim orası o kadar ilginç değil. Küçücük bir yer. 3 yanardağım var. Bunlardan ikisi püskürür halde, biri de sönmüş. Ama belli olmaz tabii. Hiç belli olmaz dedi coğrafyacı. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmiyoruz. Neden? Gezegenimdeki en güzel şeyi o çiçek. Kaydetmiyoruz çünkü çiçekler bugün var, yarın yok. Yani geçici. Geçici ne demek? Coğrafya kitapları önemli konuları ele alan en değerli kitaplardır. İçlerindeki bilgiler hiç eskimez. Bir dağın yer değiştirmesi çok az rastlanan bir olaydır. Bir okyanusun susuz kalması da öyle. Biz bu deftere ölümsüz şeyleri geçiriyoruz. Ama günün birinde sönmüş yanardağlar yeniden püskürebilir. Tam anlayamadım. Geçici ne demek? Yanardağlar sönmüş olsa da olmasa da bizim için değişmez. Bizim gözümüzde yanardağ değil, dağ önemlidir. O hiç değişmez. Bir soru sordu mu, karşılığını alıncaya kadar susmayan küçük prens üsteledi. Ne demek geçici? Geçici demek, yakın bir gelecekte yok olacağı, düşünülebilen şey demektir. Öyleyse çiçeğimin yakın bir gelecekte yok olacağı düşünülebilir. Elbette. Çiçeğim geçiciymiş diye düşündü küçük prens. Hem kendini savunmak için 4 dikeninden başka silahı yok. Bense onu gezegende bir başına bırakıp geldim. İlk kez acı çökmüştü içine. Ama kendini çabuk toparladı. Şimdi nereye gitmemi öğütlersiniz diye sordu. Dünya adlı gezegene. İyi ün kazanmış bir gezegendir. Küçük prens çiçeğini düşüne düşüne dünyaya doğru yola koyuldu. 16. bölüm. 7. gezegen dünyaydı. Dünya başka gezegenlere benzemez. Siyahi kralları da sayarsak orada 111 kral, 7000 coğrafyacı, 900.000 iş adamı, 7,5 milyon sarhoş, 311 milyon kendini beğenmiş, yani aşağı yukarı 2 milyar büyük yaşamaktadır. Size dünyanın genişliği üstüne bir fikir vermek için şu örneği gösterebilirim. Elektriğin bulunmadığı çağlarda bu gezegenin 6 kıtasında 462.511 kişilik bir bekçi ordusu her akşam sokak fenerlerini yakmakla görevliydi. Bu orduya
uzaktan bakmaya doyum olmazdı. Hareketleri bir opera balesi kadar düzenliydi. Önce Yeni Zelandalı ve Avustralyalı bekçiler görünürdü. Bunlar fenerlerini yaktıktan sonra gider uykuya dalarlardı. Bu kez sıra Çinli ve Sibiryalı bekçilere gelirdi. Onlar da yerlerine çekilince Rus ve Hintli bekçiler ortaya çıkardı. Sonra Afrikalı ve Avrupalılar. Sonra Güney Amerikalılar. En sonra da Kuzey Amerikalılar. Sahneye giriş sırası hiçbir zaman bozulmazdı. Görülecek şeydi gerçekten. Yalnız Kuzey Kutbu'ndaki tek fener bekçisiyle kafadarı Güney Kutbu bekçisi boş gezerlerdi. Çünkü onlara senede sadece iki kez iş düşerdi. 17. Bölüm. İnsan bazen karşısındakini ikna edebilmek için zeka oyunlarına başvurduğunda biraz yalan söyleyebiliyor. Ben de fener bekçisinden söz ederken tamamıyla dürüst davranmadım. Gezegenimizi bilmeyenler de yanlış izlenimler uyandırabilecek bir yola saptım. İnsanların dünyanın yüzeyinde kapladıkları yer çok küçüktür. Dünyada yaşayan 2 milyar insan mitinglerdeki gibi sıkışık bir şekilde yan yana dursalar, 20 mil uzunluğunda ve 20 mil genişliğindeki bir alana kolaylıkla sığarlardı. Yani dünyanın bütün insanları Pasifik Okyanusu'nun en küçük adasına yerleştirilebilir. Bunu büyüklere söyleseniz size inanmayacaklardır. Kendilerinin büyük yer kapladıkları kanısındadırlar çünkü. Kendilerini baobablar kadar önemli görürler. En iyisi söyleyin kendileri hesaplasınlar. Sayılara bayılırlar. Hesap işlemleri hoşlarına gider. Ama siz vaktinizi bu gereksiz işle neden öldüresiniz? Bilirim, bana güvenirsiniz. Küçük prens dünyaya indiğinde hiç kimseye rastlamayınca şaşırmıştı. Tam yanlış gezegene geldiğine inanacaktı ki sarı bir halkanın kumda kımıldadığını fark etti. İyi geceler, dedi küçük prens saygıyla. İyi geceler, dedi yılan. Hangi gezegende bulunuyorum acaba? Dünyada, Afrika'da. Demek dünyada hiç insan yok. Burası çöldür. Çöllerde kimsecikler olmaz. Dünya büyüktür, dedi yılan. Küçük prens bir taşın üzerine oturarak gözlerini gökyüzüne dikti. Acaba bir gün hepimiz kendi yıldızımızı yeniden bulalım diye mi yıldızlar böyle parlıyor? Gezegenimi görüyor musun? Tam tepemizde. Ama nasıl da uzaklarda. Güzelmiş. Ama ne yapmak istiyorsun? Ne işin var senin burada? Dedi yılan. Bir çiçekle başım dertte de. Ya. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar neredeler? Çölde kendini insan biraz yalnız hissediyor da. Kendini insanların arasındayken de yalnız hissedebilir insan. Küçük prens dikkatle yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın, dedi. Parmak kadar kalınlığın var. Ama bir kral parmağından daha güçlüyümdür. Küçük prens gülümsedi. Çok güçlü olamazsın. Hem ayakların da yok. Yolculuk bile edemezsin. Ama ben seni gemilerin dahi götüremeyeceği çok uzak diyarlara götürebilirim. Birdenbire küçük prensin ayak bileğine altın bir bilezik gibi dolanıverdi. Dokunduğum her canlıyı geldiği yere toprağa yollayabilirim. Ama sen tertemizsin ve başka bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens susuyordu. Şu acımasız dünyada böylesine güçsüz oluşun
acıma duygusu uyandırıyor içimde. Sana yardımcı olabilirim. Günün birinde gezegeninin özlemine dayanamazsan benim... Seni çok iyi anlıyorum, dedi küçük prens. Yalnız niye öyle bilmece gibi konuşuyorsun? Benim için çözülmeyecek bir bilmece yoktur. Ve sustular. 18. Bölüm. Küçük prens çölü geçerken yalnız bir çiçeğe rastladı. 3 taç yapraklı sıradan bir çiçekti bu. Günaydın, dedi küçük prens. Günaydın, dedi çiçek. İnsanlar neredeler? Diye kibarca sordu küçük prens. Çiçek eskiden bir kervan görmüştü. İnsanlar mı? Diye tekrarladı. Galiba 6-7 insan var. Yıllar önce görmüştüm. Ama kim bilir şimdi neredeler? Rüzgarla sürüklenmişlerdir. Onların kökleri yok. Yaşamları güç oluyor bu yüzden. Hoşça kal, dedi küçük prens. Hoşça kal, dedi çiçek. 19. Bölüm. Küçük prens yüksek bir dağa tırmandı. Dağ olarak şimdiye kadar yalnız kendi gezegenindeki 3 yanardağı görmüştü. Onlar da ancak dizlerine kadar geliyordu. Hatta sönmüş yanardağı taburu olarak kullanırdı. Kendi kendine, bu yükseklikteki bir dağdan bir bakışta bütün dünyayı ve bütün insanları görebilirim, diye düşündü. Ama sipsivri tepelerden başka hiçbir şey ilişmedi gözüne. Günaydın, dedi usulca. Günaydın, 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 diye karşılık verdi yankı. Kimsiniz, 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 kimsiniz? Hepiniz dostum olun, yapayalnızım, yapayalnızım, yapayalnızım. Ne kadar tuhaf bir gezegen, diye düşündü küçük prens. Her yer kuru, her yer sivri, her yer sert ve acımasız. İnsanlarda hayal kurabilme gücü hiç yokmuş. Ne söylersiniz, onu tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. Söze hep ilk o başlardı. 20. Bölüm. Küçük prens uzun süre kumlar, kayalar, karlar arasında dere tepe düşe kalka yürüdükten sonra bir yola ulaştı. Bütün yollar eninde sonunda insanların oturduğu yerlere çıkarlar. Günaydın, dedi. Baştan başa gül açmış bir bahçenin önünde duruyordu. Güllerin hepsi bir ağızdan günaydın, dediler. Küçük prens onlara baktı. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Siz kimsiniz, diye sordu. Şaşırmıştı. Bizler gülleriz, dediler güller. Ah, dedi küçük prens. Yüreği üzüntüyle doldu. Çiçeği evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte bir tek bahçede bile ona tıpatıp benzeyen 5000 çiçek vardı. Görse ne kızardı, dedi kendi kendine. Kim bilir nasıl öksürür, kendine gülünmesin diye ölüyormuş gibi yapardı. Ben de ölmemesi için seve seve ona bakıyormuşum gibi yapardım. Çünkü aşağıdan almazsam gerçekten ölmeye kalkardı. Sonra da şunlar geldi aklına. Eşsiz bir çiçeğim var diye kendimi zengin sanırdım. Oysa sıradan bir güle sahipmişim. Sıradan bir gül. Ancak dizlerime yükselen biri belki hepten sönmüş 3 yanardağ. Demek ben hiç de büyük bir prens değilmişim. Kendisini çimlerin üzerine attı ve ağlamaya başladı hıçkıra hıçkıra. 21. Bölüm. Küçük prensin ağladığı sırada bir tilki geldi. Günaydın, dedi. Çevresine bakınıp kimseyi göremeyen küçük prens, günaydın, dedi tatlı bir sesle. Buradayım,
elma ağacının altında. Kimsin sen? Güzelliğine diyecek yok, dedi küçük prens. Ben tilkiyim. Gel oynayalım, canım çok sıkılıyor. Seninle oynayamam, evcil değilim. Kusuruma bakma, dedi küçük prens. Biraz düşündükten sonra ekledi. Evcil ne demek? Buralı değilsin besbelli. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum. Evcil ne demek? İnsanlar. İnsanların tüfekleri vardır. Ava çıkarlar. Hepimizin rahatını kaçırırlar. Bir de kümeslerde tavuk beslerler. Başka dertleri yoktur. Yoksa sen de mi piliç arıyorsun? Hayır. Dost arıyorum. Evcil ne demek? Artık kimselerin umursamadığı bir geleneğin gereği bağlar kurmak demektir. Bağlar kurmak mı? Evet. Söz gelimi sen. Sen benim için şimdi yüz binlerce oğlan çocuktan bir tanesisin. Ne senin bana bir gereksinmen var, ne benim sana. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden biriyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize gereksinme duyarız. Sen benim için dünyada bir tane olursun, ben de senin için. Biraz anlıyorum, dedi küçük prens. Bir çiçek var, galiba beni evcilleştirdi. Olabilir. Bu dünyada neler olmuyor ki, dedi tilki. Ama bu dediğim dünyada olmadı. Tilki şaşırmış, meraklanmıştı. Yoksa başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende avcı var mıdır? Yo. Bak bu çok ilginç. Peki ya piliç? Yo. Hiçbir şey tam istendiği gibi olmuyor, dedi tilki içini çekerek. Ama hemen konuya döndü. Hayatımda hiç değişiklik yoktur. Ben piliçleri avlarım, insanlar beni avlar. Bütün piliçler birbirine benzer. Bütün insanlar da. Doğrusu epey sıkıcı. Ama beni bir evcilleştirirsen hayatım günlük güneşlik oluverir. Öteki ayak seslerinden apayrı bir ayak sesi tanırım. O sesler korkuyla kovuğuma kaçırtır beni. Seninki ise tatlı bir ezgi gibi yer altından çağıracaktır. Bak karşıdaki buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğdayın önemi yok benim için. Buğday tarlaları bana bir şey demiyor. Bu çok acı ama senin saçın altın renginde. Beni evcilleştirirsen ne iyi olurdu. Bir düşün. Altın rengindeki başaklar seni anımsatacak artık. Başaklardaki rüzgarı dinlemeye can atacağım. Tilki sustu ve uzun süre küçük prensi süzdü. Ne olur, ne olursun, evcilleştir beni, dedi. Çok isterdim ama vaktim az. Dostlar edinmeli, yeni şeyler tanımalıyım. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan. Ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Dost istiyorsan beni evcilleştir. Evcilleştirmek için ne yapmalıyım? Çok sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede çimenlerin arasında oturacaksın. Şöyle, ben seni göz ucuyla süzeceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler yanlış anlama kaynağıdır. Her gün biraz daha yakınımda oturursun. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur. Söz gelimi öğleden sonra saat 4'te gelecek olsan ben saat 3'te mutlu olmaya başlarım. Her geçen gün dakika dakika mutluluğum artar. Saat 4 dedi mi meraktan yerimde duramaz olurum.
mutluluğumun armağanını veririm sana. Ama gelişigüzel gelirsen işimi sana hangi saatte hazırlayacağımı bilemem. Ayinsiz olmuyor. Ayin nedir? O da artık kimsenin umursamadığı bir gelenek. Bir günü öbür günlerden, bir saati öbür saatlerden ayırır. Söz gelimi, peşimdeki avcıların bir ayinleri var. Her perşembe köylü kızlarla dans ederler. Bu yüzden perşembe benim için eşsiz bir gündür. O gün bağlara kadar uzanırım. Avcılar belirsiz günlerde dans etselerdi, bütün günler birbirine benzeyecek. Ben hiç keyif çatamayacaktım. Küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık saati yaklaşınca tilki. Ah, gözyaşlarımı tutamayacağım. Suç sende dedi küçük prens. Sana kötülük etmeyi düşünmemiştim. Kendin istedin evcilleşmeyi. Orası öyle. Şimdi de gözyaşlarını tutamıyorsun. Orası öyle. Öyleyse bundan bir kazancın olmadı. Oldu. Başak tarlaları meselesi. Sonra ekledi. Git bir daha bak güllere. Seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel helalleşelim. Sana bir sır vereceğim. Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. Siz benim gülüme hiç mi hiç benzemiyorsunuz. Şimdilik değersizsiniz. Ne sizi evcilleştiren olmuş, ne de siz kimseyi evcilleştirmişsiniz. Tilkim eskiden nasıldı, öylesiniz. O da önceleri tilkilerden bir tilkiydi. Ama ben onu dost edindim. Şimdi dünyada bir tane. Güller güç duruma düşmüşlerdi. Güzelsiniz ama boşsunuz. Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi bir yolcu benim gülümün size benzediğini sansa bile o tek başına hepinizden daha önemlidir benim için. Çünkü üstünü fanusla örttüğüm odur. Rüzgardan koruduğum odur. Kelebek olsunlar diye bıraktığımız birkaç tanenin dışında bütün tırtılları uğrunda öldürdüğüm odur. Yakınmasına, böbürlenmesine, hatta susmasına kulak verdiğim odur. Çünkü benim gülümdür o. Sonra tilkiyle buluşmaya gitti. Hoşça kal. Güle güle git. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zamandır. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum. 22. Bölüm. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi demiryolu makasçısı. Ne yapıyorsun burada? Yolcuları bölük bölük ayırıyorum. Onları taşıyan trenleri bazen sağa yolluyorum, bazen sola. Birdenbire gözleri kamaştıran ışıklarıyla bir tren fırtına gibi geçerek makasçının kulübesini sarstı. Çok acele ediyorlar. Neden acaba? Dedi küçük prens. Makiniste sorsan o da bilmez dedi demiryolu makasçısı. O sırada göz alıcı ışıklarıyla ikinci bir tren fırtına gibi geçti. Ne çabuk döndüler. Bunlar onlar değil dedi demiryolu makasçısı. Bu karşıdan gelen tren. Bulundukları yerden pek memnun kalmamışlar herhalde. Kimse yerinden memnun değildir dedi makasçı.
bir üçüncü trenin göz alıcı ışıklar içinde fırtına gibi geçişini duydular. Bunlar da birinci trendeki yolcuların peşinde mi? Kimsenin peşinde değiller. Ya uyuyorlar ya da esniyorlardır şimdi. Yalnız çocuklar burunlarını cama yapıştırmışlardır. Zaten yalnız çocuklar ne aradıklarını bilirler, dedi küçük prens. Vezden bir bebeğe bütün zamanlarını verirler. Varsa yoksa o bebektir. Ellerinden alınsa ağlarlar. Ne mutlu onlara, dedi demiryolu makasçısı. Ne mutlu. 23. Bölüm. Günaydın, dedi küçük prens. Günaydın, dedi satıcı. Susuzluk giderici haplar satan bir adamdı bu. Haftada bir hap içtiniz mi, artık içecek bir şey aramıyordunuz. Bunları neden satıyorsun, diye sordu küçük prens. Zamanın boş yere harcanmasını önlemek için. Uzmanların hesabına göre bu haplar alınınca haftada 53 dakika zaman tasarrufu yapılıyor. Peki bu 53 dakika içerisinde ne yapmalıyız? Canın ne isterse, dedi satıcı. Keyfimce harcayacak 53 dakikam olsaydı ağır ağır bir çeşmeye doğru yürürdüm, dedi küçük prens. 24. Bölüm. Uçağımın çölde bozuluşundan 8 gün sonraydı. Yedek içme suyumun son damlasını içerken satıcının öyküsünü anlatmıştı bana. Anıların çok güzel, dedim küçük prense. Ama ben daha uçağımı tamir edemedim. İçecek suyum da kalmadı. Ben de bir çeşmeye doğru ağır ağır yürüyebilseydim şimdi çok mutlu olurdum, inan. Dostum Tilki, diye söze başladı. Sevgili küçüğüm, Tilki'nin bu konuyla ne alakası var? Neden olmasın? Ama susuzluktan neredeyse öleceğim. Sanırım mantığımı anlayamamıştı. İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması içini serinletiyor. Söz gelimi ben bir tilki dostum var diye çok sevinçliyim. İçinde bulunduğum tehlikeyi yeterince anlayamıyor, dedim kendi kendime. Açlık susuzluk görmemiş. Birazcık güneş yetiyor ona. Bir süre bana baktı. Sanki düşüncelerimi okudu. Ben de susadım. Bir kuyu arasak? Bitkin bir şekilde elimi salladım. Uçsuz bucaksız çölde şansa güvenerek bir kuyu aramak serüven olurdu. Buna rağmen yola koyulduk. Biz saatlerce konuşmadan yürürken karanlık çökmüş, yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Susuzluktan yanıyordum. Düşteymiş gibi görüyordum yıldızları. Küçük prensin sözleri belleğimde dönüp duruyordu. Demek sen de susadın, dedim. Ama soruma karşılık vermedi. Su yüreğime de iyi gelebilir, dedi sadece. Dediğini anlamamıştım ama sustum. Onu sorguya çekmemek gerektiğini öğrenmiştim. Çok yorulmuştu. Oturdu. Ben de yanına çöktüm. Kısa bir suskunluktan sonra konuştu. Yıldızlar gözden ırak bir çiçek yüzünden güzeldirler. Doğru, dedim ve başka söz etmeden ay ışığı altında uzanan kum tepelerine baktım. Çöl çok güzel, dedi küçük prens. Haklıydı. Çölü hep sevmişimdir. Bir kum tepeciğine oturursunuz, bir şey görmez, bir şey duymazsınız. Yine de sessizlikte bir nabız atar. Çöle güzellik veren bir yerlerde bir koyunun saklı oluşudur, dedi küçük prens. Kumdaki gizemli parıltıyı birdenbire kavramak beni şaşkına çevirmişti. Küçükken eski bir evde otururduk. Efsaneye göre bir define saklıydı orada. Tabii kimse definenin nasıl bulunacağını bilmiyor. Aramaya da kalkmıyordu. Ama evimiz bir masal havası kazanmıştı. Evimiz yüreğinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Doğru, dedim küçük prense. Ev olsun, yıldızlar olsun, çöl olsun, hepsi de güzelliğini gizliliğe borçlu. Tilkimin görüşüne katılmana çok sevindim, dedi. Küçük prens uykuya dalınca onu kollarıma alarak
yola devam ettim. Çok duygulanmıştım. Kollarımda sırça bir hazine taşıyordum sanki. Sanki yeryüzünde ondan daha çok incinebilen bir nesne yoktu. Ay ışığında o solgun alnına, o yumulu gözlere, rüzgarda uçuşan o saçlara bakıyor, kendi kendime diyordum ki, bu gördüğüm sadece kabuğu, içinde gizlenen gözle görülemez. Dudakları sanki gülümseyecekmiş gibi yarı aralanınca, kollarımda uyuyan bu küçük varlığın beni en çok etkileyen yanı, uyurken bile bir mum ışığının üzerine yansıması gibi bir çiçeğe duyduğu bu derin bağlılıktır. Şimdi daha çabuk kırılabilir, daha çabuk incinebilir gibi geliyordu bana. Alevleri korumak gerekir, yoksa küçük bir esintiyle sönüverirler. Yürüye yürüye şafakta bir kuyuya vardım. 25. Bölüm. İnsanlar hızlı trenlere biniyorlar ama ne aradıklarını bildikleri yok. Koşuyor, heyecanlanıyor, dönüp duruyorlar. Bunca çabaya değse bari, dedi küçük prens. Vardığımız kuyu çöl kuyularına benzemiyordu. Çöl kuyuları kumda açılmış ufak deliklerdir. Buysa bir köy kuyusunu andırıyordu. Ne var ki görünürlerde hiç ev yoktu. Düş görüyordum herhalde. Çok tuhaf dedim. Her şey hazır. Çıkrık, kova, ip. Küçük prens güldü. İpi tutarak çıkrığı çevirdi. Çıkrık rüzgarın uğramayı unuttuğu bir fırıldak gibi inliyordu. Duyuyor musun? Kuyuyu uyandırdık. Bak, şarkı söylüyor, dedi küçük prens. Daha fazla yorulmasını istemiyordum. İpi bana bırak dedim. Sana ağır gelir. Kovayı kuyunun ağzına kadar çektim ve dayadım. Yorulmuştum ama mutluydum. Çıkrığın ezgisi kulaklarımdaydı. Kıpırdayan suda güneşin kımıldadığını görüyordum. Böyle bir suya çok susamıştım. Ver de içeyim, dedi küçük prens. Neyi aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kaldırdım. Suyun tadı bayram havası tadındaydı. Sıradan bir içecek sudan çok farklıydı. Kaynağı bizim yıldızların altındaki yürüyüşümüzden, çıkrığın çıkardığı melodiden, kollarımızdaki güçten fışkırmıştı. Yüreğimize verilen bir hediye gibiydi. Tıpkı çocukluğumdaki Noel ağaçlarının ışıltıları ve Noel panayırlarından kulağıma gelen müzik, aldığım Noel hediyelerinin bana hissettirdiği sevinç tadındaydı. Sizin dünyanızdaki insanlar bir bahçede 5000 gül yetiştiriyorlar. Yine de aradıklarını bulamıyorlar, dedi küçük prens. Evet dedim, bulamıyorlar. Oysa aradıkları tek bir gülde, bir damla suda bulunabilir. Doğru dedim. Ama gözler kördür. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir, diye ekledi küçük prens. Suyu içmiştim. Soluklarım düzene girmişti. Şafakta kum bal rengindedir. Bal rengi de mutluluğuma ekleniyordu. Peki neydi beni böyle hüzünlendiren şey? Yanıma oturarak sözünü tutmalısın, dedi yumuşak bir sesle. Hangi sözümü? Şey, koyunum için bir tasma. Çiçeğimden ben sorumluyum. Cebimden çizdiğim resimlerin taslaklarını çıkarttım. Küçük prens onları inceledi ve güldü. Senin baobab ağaçları lahanaya benzemiş. Aa, oysa ben övünüyordum baobablarımla. Tilkiye gelince kulaklarına bak, sanki birer boynuz. Ne uzun yapmışsın. Yine güldü. Keşke böyle demeseydin küçük dostum. Ben yalnız boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini çizebilirim aslında. Üzme tatlı canını. Çocuklar anlar, dedi küçük prens. Ben de koyuna bir tasma çizdim. Ona verirken içim titriyordu.
bilmediğim kaygıların var galiba diye sordum. Soruma karşılık vermedi. Biliyor musun, yarın dünyaya inişimin yıl dönümü, dedi. Biraz sustuktan sonra, tam da buralara inmiştim, dedi ve kızarmıştı. Nedenini anlamadan içimde tuhaf bir eziklik duydum yine. Sormaktan kendimi alamadım. Demek bir hafta önce ilk karşılaştığımızda en yakın yerleşme merkezinden 1000 mil uzakta tek başına dolaşıp durman bir rastlantı değildi. Sen indiğin yere geri dönüyordun. Küçük prens yine kızardı. Biraz duralayarak sordum. Belki de yıl dönümü olduğu içindi. Küçük prens yine kızardı. Kendisine sorulanlara hiç karşılık vermezdi. Ama insanın yüzünün kızarması evet anlamına gelmez miydi? İçimde bir korku var dedim. Sözümü kesti. Şimdi sen çalışmalısın. Uçağının başına dönmelisin. Seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam gel. Ama içime kuşku düşmüştü bir kere. Tilkiyi anımsadım. Birinin sizi evcilleştirmesine izin verirseniz gözyaşlarını da hesaba katmalısınız. 26. Bölüm. Kuyunun yanında eski bir taş duvarın yıkıntısı vardı. Ertesi akşam uçağı tamirden döndüğümde küçük prensi bu duvarın üstüne oturmuş bacaklarını sallarken gördüm. Kendi kendine şöyle diyordu. Demek ki aklında kalmamış. Tam burası değildi. Başka biri ona bir şey demiş olmalıydı ki karşılık verdi. Evet evet bugün ama burada değil. Duvara doğru yürüdüm. O kimseyi ne görüyor ne de duyabiliyordum. Küçük prens yine karşılık verdi. Tamam, kumda ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. Orada durup beni bekleyeceksin. Bu gece geleceğim. Duvara 20 metre kalmıştı. Hala kimseyi göremiyordum. Bir sessizlikten sonra küçük prens yine konuştu. Vereceğin zehir çok mu iyi? Uzun süre acı çekmeyeceğim değil mi? Yüreğim ağzımda öylece kala kaldım. Hala anlayamıyordum. Hadi, şimdi git artık. Aşağı inmek istiyorum. Gözlerim duvarın dibine kayınca korkudan havaya sıçradım. İnsanı 30 saniyede öldürebilen sarı çöl yılanlarından biri küçük prensin karşısında çöreklenmiş duruyordu. Tabancamı çekmek için elimi cebime atarken bir yandan da koşmaya başladım. Ancak çıkardığım gürültüyü duyan yılan kapatılan bir fıskiye gibi kumlarda yavaşça aktı, madeni bir ses çıkararak taşların arasına kaydı gitti. Küçük dostumu kollarıma almak için tam vaktinde yetişmiştim. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bu da ne demek? Yılanlarla mı konuşmaya başladın? Hep boynuna bağladığı sarı atkıyı gevşettim. Şakaklarını ıslattım. Su içirdim. Ama soru soracak cesaretim yoktu. Dolu dolu yüzüme baktı ve kollarını boynuma doladı. Yüreği vurulmuş bir kuşun yüreği gibi çarpıyordu. Uçağındaki arızayı bulmana çok sevindim. Artık ülkene dönebilirsin. Bunu sen nereden biliyorsun? Ona onarım işinin umulmadık bir anda başarıyla sonuçlandığını haber vermeye gelmiştim. Soruma cevap vermeden, bugün ben de gezegenime geri dönüyorum, dedi. Benim gezegenim çok daha uzakta. Ulaşılması çok daha güç. Olağanüstü bir şeylerin döndüğünü sezinliyordum. Onu kollarımda küçük bir çocuk gibi sıkıyordum ama bir uçuruma son hızla atılmasına engel olamayacakmışım gibi geliyordu bana. Senin koyunu aldım. Sandığı da
tasmayı da. Hüzünle gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Küçük dostum dedim, korkuyor musun? Tabii ki korkuyordu. Hafifçe gülümsedi. Bu akşam daha çok korkacağım. Yeniden o çaresizlik duygusuyla buz gibi oldum. Anladım ki bu gülüşü bir daha göremezsem yapamam. Küçük dostum, hadi bir daha gül de göreyim. Bu gece tam bir yıl oluyor. Yıldızım geçen yıl dünyaya indiğim yerin tam üstüne gelecek bu gece dedi. Küçük dostum, bu yılanın, buluşma yerinin ve yıldızının kötü bir düş olduğunu söyle bana. Yine karşılık vermedi. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Biliyorum, çiçek için de bu böyledir. Bir yıldızda yaşayan çiçeği seversen, geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir. Bütün yıldızlar çiçeğe durur. Evet, biliyorum. Su için de öyle. Bana sunduğun su, o çıkrıkla, o ip yüzünden müzik gibi gelmişti. Ne güzeldi değil mi? Güzeldi, biliyorum. Gece yıldızlara bakarsın. Benim ülkem o kadar küçük ki, nerede olduğunu göremezsin bakınca. Ama böylesi daha iyi. Yıldızım herhangi bir yıldız olacak senin için. Böylece bütün yıldızları gözlemeyi seveceksin. Hepsi dostun olacak. Şimdi sana armağanını verme sırası geldi. Gülümsedi. Küçük dostum, biricik küçük dostum. Bu gülüşü görmek öyle güzel ki. Suda olduğu gibi olacak. Ne demek istiyorsun? Herkesin bir yıldızı var. Ama kimseninki birbirine benzemiyor. Yolcular için pusula, kimileri için ufak tefek bir ışık, bilginler için çözülmesi gereken bir sorundur yıldızlar. Sözünü ettiğim iş adamına göre ise altından başka bir şey değildirler. Gel gelelim, bütün bu yıldızlar suskundurlar. Yalnız sen, herkesten ayrı göreceksin artık onları. Ama ne demek istiyorsun? Onlardan birinde ben oturuyorum, ben gülüyorum diye geceleri gökyüzüne baktığında sana bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek. Gülmeyi bilen yıldızların olacak senin. Sonra yine güldü. Bir gün üzüntün geçince, çünkü zamanla geçmeyecek üzüntü yoktur, beni tanımış olduğuna sevineceksin. Hep dostum olarak kalacaksın. Gülmek isteyeceksin benimle birlikte. Koşup pencereyi açacaksın. Gökyüzüne gülerek baktığını gören dostların şaşıracaklar. Onlara diyeceksin ki, evet, ne olmuş? Yıldızlara bakarken gülerim ben. Seni deli sanacaklar. Başına çorap öreceğim bir güzel. Yine güldü. Sanki sana yıldız yerine gülmeyi bilen bir sürü çan vermişim gibi. Yine güldü. Sonra ciddileşti. Gelme bu gece. Seni bırakmam dedim. Acı çektiğimi sanacaksın. Ölüyormuşum gibi gelecek. Bu işler böyle. Gelme, daha iyi. Zaten değmez. Seni bırakmam. Kaygılanmıştı. Yılan gelecek ama. Seni sokmasın. Yılanlar kötü yaratıklardır. Üstelik benim yılan eğlence olsun diye de sokabilir. Seni bırakmam. Birden içi rahatladı. Neyse ki ikinci kez sokacak zehirleri kalmaz yılanların. O gece yola çıkışını görmedim. Sessizce gitmişti. Yetiştiğimde çabuk ve kararlı adımlarla yürüyordu. Geldin mi demekle yetindi. Elimi tuttu. Hala korku içindeydi. Gelmekle iyi etmedin. Acı çekeceksin. Ölmüş görüneceğim. Gerçekte ölmeyeceğim oysa. Susuyordum. Anlıyorsun değil mi? Yol uzun. Bu bedeni taşıyamam. Çok ağır. Susuyordum. Bırakılmış eski bir deniz kabuğu gibi olacak kalıbım.
eski deniz kabuklarına acınmaz ki. Susuyordum. Cesareti azıcık kırılmıştı ama bir çaba daha gösterdi. Bak ne güzel olacak. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkrı paslı birer kuyu olacak. Hepsi taze su sunacaklar bana. Susuyordum. Göreceksin ne eğleneceğiz. Senin 500 milyon çanın benim 500 milyon çeşmem olacak. Gözyaşları konuşmasını engelledi. İşte geldik. Bırak gideyim. Korkudan yere oturdu. Dedi ki, biliyorsun bir çiçeğim var. Ondan ben sorumluyum. Öyle güçsüz, öyle saf ki hiçbir işe yaramayan dört dikeninden başka kendini savunacak silahı yok. Ben de artık ayakta duramadığımdan yere çöktüm. İşte böyle dedi. Bir an durakladı. Sonra kalktı. Bir adım attı ileriye. Ben kıpırdayamıyordum. Bileğinin yanında sarı bir parıltı gördüm. Hareketsiz kaldı. Bağırmadı. Usulca bir ağaç gibi yıkıldı. Gürültü bile çıkarmadı. Her yan kumdu. 27. ve son bölüm. Aradan 6 yıl geçti. Daha bu öyküyü kimseye anlatmadım. Dönüşümde rastladığım dostlar beni sapasağlam gördüklerine sevindiler. Kederliydim ama onlara yorgunum dedim. Şimdi biraz geçti üzüntüm. Yani tam değil. Küçük prensin gezegenine döndüğünü biliyorum. Çünkü o gecenin sabahında gün doğarken bedenine bir daha rastlayamamıştım. Öyle ağır bir gövdesi yoktu. Artık geceleri yıldızları dinlemeyi çok seviyorum. 500 milyon çan aynı anda çalıyor sanki. Maalesef bir yanlış yapmıştım. Küçük prensin istediği tasmayı çizerken kayış kısmını yapmayı unutmuşum. Yani koynunu bağlayamayacak. Düşünüyorum da. Gezegende neler oldu acaba? Belki de koyun çiçeği yemiştir. Kimi zaman bu olamaz diyorum. Küçük prens her gece çiçeğini fanusa koyar. Koynunu göz altında tutar. Böyle düşününce mutluluklar dolduruyor içimi. Bütün yıldızların gülüşü bir tatlılık kazanıyor. Kimi zaman da eyvah diyorum. Ya dalgınlık ettiyse işimiz tamam. Belki bir akşam fanusu unuttu ya da koyun geceleyin sessizce kaçıverdi. Böyle düşününce de küçük canlar gözyaşına dönüşüyor. Bu hikayede büyük bir karanlık perdesi var. Neresi olursa olsun bir yerde hiç görmediğimiz bir koyunun bir gülü yiyip yemediği küçük prensi seven bizler için çok şey değiştirir. Gökyüzüne bakın ve sorun kendi kendinize. Evet mi, hayır mı? Koyun, çiçeği yedi mi, yemedi mi? Bakın nasıl her şey değişecek. Ve hiçbir büyük bunun ne denli önemli olduğunu anlamayacaktır. Bu benim için dünyanın en güzel ve en hüzünlü resmidir. Bir önceki resmin aynıdır. Hafızanıza iyice kazınsın diye yeniden çizdim. Küçük prensin yeryüzünde göründüğü ve kaybolduğu yerdir burası. Bu resmi iyice inceleyin ki bir gün yolunuz Afrika'ya, çöle düşerse orayı tanıyabilirsiniz. Tam oraya gelince ne olur acele etmeyin. Bir süre yıldızın tam altında bekleyin. Karşınıza bir çocuk çıkıyorsa, gülüyorsa, altın saçları varsa, sorulara karşılık vermiyorsa, biliniz ki odur. O zaman ne olur yüreğime su serpin, haber salın. Küçük dostumun geri döndüğünü bildirin bana.''